dakika önce görüşmüştük ama geri dönüş olmadı bana. Ne oldu? Hat koptu. Çekiyorum lan burada, çekiyorum. Alo. Tamam. Tamam bekliyorum ben seni. Tamam, kolay gelsin lan. Sen şimdi bize Ragan'ı tanıt Osman. Yolda kaldık. Neden? Çünkü motoruna bakmadım. Ya motoruma baktım da işte sağ olsun. Aranın sesi yapıyordu. Dün bile aldık ya. Dün aradım, yarın geliyorum abi dedik. Bir bakıma geleceğim dedim ama sağ olsun. Bir şeyler kırdı içeride. Şu an motor yürümüyor bile. İçeride bir yerde büyük ihtimal bir şeyler oldu. Arkana dikkat edeceğim. Buradan acayip bir sesler geldi. Patladık ya. Yani. İlk defa yolda bırakıyor beni. Tekmele. Her şeyin bir ilki olur. Yok canım, ne tekmeleyeceğim. Yok oğlum, ben gene bırakmayacağım. Gene satmayacağım buraya geleni. Hiç kimse şey yapmasın yani. Buraya geleni satmam acaba. Elimize aldık ama motoru. Allah'tan sen varsın yanımda. Şimdi Motobilans diye bir firmayı aradım. Motor çekmek için. Buradan karşıya 100 lira çıktı. Bakalım orada ne kadar masraf olacak. Regal El Usta'ya gidiyoruz. Beşiktaş'a, Fikirtaş'a. Böyle. Artık ne yaparız? Ahmet'in makineyi mi çarparız? Artık benimkini mi çarparız? Çıkıyor mu burada? Ne ya? Görünüyor mu? Açısı orada girer. Tabii oğlum. Tam Counter Strike. Tam Counter Strike diyorsun. Böyle. Neredeyiz şu an? Yuşa Tepesi mi? Yuşa Tepesi diye bir yere getirdi. Gelirken sorun yaşadım. Ha işte arıyorlar sanırım. Evet, arıyorlar. Alo. Biz şimdi Tuzla'dan geliyoruz diyorlarmış. Evet, doğrudur. Şimdi Beykoz Yuşa Tepesi'ndeyiz hocam biz. Beykoz'da Yuşa Tepesi diye bir yer var ama Çetin, burayı sorsalar bulurlar. Evet, doğrudur. Evet, ben Asya tarafındayım. Size yanlış mı bilgi verildi? Hayır, benim isim Osman. Beykoz'dan Beşiktaş'a gidecek. Daha yakın bir arkadaş varsa onu da yönlendirebilirsiniz isterseniz. Hocam ne kadar erken gelebilirsen o kadar iyi. Daha Beşiktaş'a gideceğiz biz. Buradan da. Beylikdüzü'nden buraya geleceksin. Bayağı bir vaktin var hocam. Sen basabiliyorsan bas hocam, gel buraya. Bir dakika. Buraya en yakın nasıl şey yapabilir? Yani söyleseler gösterirler mi Yuşat Tepesi'ni? Tabii Beykoz Meydanı'na gelecek. Bir dakika, arkadaşı soruyorum da. Beykoz Meydanı'na bir dakika. Arkadaşı veriyorum. Merhaba, kolay gelsin. Beykoz'u biliyorsunuz. İkinci köprüden inerseniz daha çabuk, ikinci köprüden çıkarsanız daha çabuk gelirsiniz. Beykoz'a sorsanız zaten Yuşa Tepesi nerede diye herkes gösterir size. Tamam. Adam karşıda neredeydi? Beylikdüzü. Beylikdüzü'nden buraya gelecek. 1,5-2 saate gelirim diyor. Anca. Daha bizim 1,5-2 saatte karşıya gidişimiz var. Sen yiyecek bir şeyler alsana Çetin ya. Veya ben alayım ya. Nakitin var mı yanında? Var var. Sen yiyecek bir şeyler al. Buraya kamp kuruyoruz. Çadır madır alsaydı keşke. Şu yeşillikte şey yapar. Osman'ın motoru yolda kaldı. Niçin? Çünkü Osman çinli çapırında sürekli ön teker kaldırıyor. Ön teker kaldırıyor. Efendim söyleyeyim, topraklarda lastik yakmaya çalışıyor.
yağ giriyor. Motoru hunharca kullandığı için üzerinde motor çatırt dedi, yolda kaldı. Üzgün müsün? Ne? Ağlama ağlama, tamam oğlum. Üzgün değilim. Burnum akıyor oğlum. Hastayım. Motor eleştir abi. Üzgün değilim, hastayım ben. O kadar çevirmene gerek yok. Sen görünmüyorsun o zaman. Ben görünmüyorum tabii. Sen görün. Oğlum o zaman da ben yan tarafta duruyorum. Biraz daha kendini çevir de. Daha böyle tamam, kemali vari olsun. Daha iyi olur. Osman'ın motoru orada. Millet yanından geçip gidiyor ya. Herkes beğeniyor nazarı. Göz geldi ya. Hazır yuşaya gelmişken iki okutan mı senin motoru ya? Gerçi geç kaldık. İnşallah okutacaklar zaten bize ya. Garanti Bankası'nı okutacağız biz. Motoru. En fazla bu ne kadar? Bu arada 150 liraymış. Ne? Taşıma ücreti. Yanlış anlamışım. Ne demişler? Karşıdan karşı, ya da sonra iki yaka arası geçiş 150 liraymış. Taşıma motorla. Gözlememizi, kolumuzu yedik, içtik. Beylikdüzü'ndeki Eren arkadaşımızı bekliyoruz. Gelmesin. Oradan gelecek de motorumuzu götüreceğiz. Çetin gider, böyle buralar bir soğur, kurtlar ulumaya başlar falan. O sıra gelirler, motoru taşıyamayacağız zaten. Arka taraf kilitlenmiş vaziyette şu an. Motor yürümüyor. Götürmeye çalışacağız. Niye iç çektin? Çok içerledim moruk. Senin Baybire frenleri görünce iç çektim ya. Baybire ya. Akalite fren. Tamam canım, papatya disk Baybire. Arkası da Baybire. Baybire. Efendim söyleyeyim. Sırtlığım da çok şekil ha. Ha? Sırtlığım çok şekil. Neyi? Sırtlığım. Tabii canım. Göster oğlum, sırtlığım çok şekil diyorsun da beni niye gösteriyorsun ya? Sırtlığım şekil, yolumdan çekil. Şöyle kolumu uzatayım ya. Zungerini. Sigara içmek ister misin? Ne? Kullanmıyorum ben sigara. Şu ağlasana ya. Regal al, yolda kal diyorum şu. Regal. İlk defa ya, ilk defa canım. İlk defa yolda bıraktım. O kadar uşağa gittim, İğneada'ya gittim, Bursa'ya gittim. Aslında hani Çetin'le buluşmamış olsaydım Ankara'ya gidecektim. Eskişehir taraflarında ben kalmış olurum. Eskişehir'e var mı? İstanbul'dan çıktığın gibi kalırdın abi sen. O zaman abi şu an yokuşa çıktığım için patladı motor. Çıkarken vurmaya başladı, bir ses vardı. Buraya kadar geldik. Dedim Çetin bura dayanmayacak, eve döneyim ben. Yokuş aşağıda inerken. Yokuş aşağı inerken tak diye bir şey düştü. Hani ama şu var, hani motorun içinden bir şey mi fırladı? Yoksa içindeki üst parçalardan biri mi düştü? Şu an bilmiyoruz. Ya kol kırdı, ya spoplardan fırladı artık. Yani acayip bir ritmik sesi vardı zaten gelirken buraya. Yani o sesi duyunca dönmek istedim. Dönemedim. Yani o ses geldikten sonra da 10 metre yürümedi zaten motor. Allah'tan kenara çektim o ses duyunca da. Ben dikizden baktım, senin kafa aşağı inmiş böyle. He, versen biraz da ben seni şey böyle yapayım. Bir şeyler arayı. Ne arayısa artık. Bir şeyler arayı, kafaya aşağı inmiş, bakıyor. Dikizden baktım, dedim ki döneyim. Acep patladı ne mı diyorsun? Ne? Ama benim aklıma hiç motoblans gelmedi. Senin aklına geldi, motosist diye. Benim aklıma şey geldi işte. Yokuş aşağı giderse, vurdurur. Düzlüğe çıkınca da bir tane kamyonet mamyonet uydurur. Arkasına yükler götürür. Eminim hepsi aynı fiyatı. Hatta daha da fazla da motoblans. Kapalı kasa araç, tamam mı? Alıyor, götürüyor. İçinde rahat gidiyorsun, ödüyorsun. Ya öyle tabii. Geyik yapıyorsun. Giderken ben zaten bunları da çekerim daha ya. Adamı hatırlıyorum. Çekmek istediğim bir şey zaten. Ama böyle maliyeti bana kaçmasaydı daha iyiydi. Maliyeti bu şartlarda çekmek istemezdim. Bu şartlarda çekmek istemezdim. O Barış abiyle çekmek istedim. Eren arkadaşımız geldi. Tamam, yüklemeye çalışıyor. O sıra ben kaskı takarım. Kaskı kamerasını şey yapalım, çekelim. Olsun ya. Eren de iyidir. Ben seviyorum Eren'i. Yok o zaten biz gelirken bile sapıttık. Biz gelirken bile sapıttık ya. Hocam motor hiç yerinden kımıldamıyor. Bilgin olsun da. Arka teker takılıyor. Sen ters çevir istersen hocam. Senin için daha rahat olacak.